Kalp hastaları dikkat, COVID'in neden olduğu stres, enfeksiyon ve solunum sıkıntısı kalbinizi tekletebilir. Uzmanlara göre hastaneye gidemem, gidersem enfeksiyon kaparım diyerek kontrollerini ihmal edenler çok büyük tehdit altında. Koronavirüs kalbi çok farklı yönlerden tetikliyor. Kalbi etkileyici birkaç mekanizması var. O mekanizmalar çözüldü. Koronavirüsün kalbi nasıl vurduğu artık belli oldu. Koronavirüsün oluşturduğu işte stres faktörü, enfeksiyon, oksijensizlik, solunum sıkıntıları, hareketsiz kalma, bunların hepsi kalp krizi tetikleyici şeyler. Risk sadece kalp kriziyle sınırlı değil. Pıhtı riskini artırıyor. Kalp damarlarında sorun olan kişilerde aniden yırtılmaları, ani kalp krizlerine, ritim bozukluğu olan kişilerde ritim bozukluklarının daha uyuşu seyretmesine vesile olabilir. Koronavirüs 65 yaş üstünü ve risk grubunu daha çok etkiliyor. Bu bağlamda özellikle bu süreçte kalp hastalığı olanların daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Virüse kapılan her kalp hastası aynı tehdit altında değil. Kardiyolog Hamit Çelik'e göre koronavirüse yakalanan kalp hastalarında önemli bir faktör var. 1- Virüsün genetik yapısı. 2- Enfekte olan hastanın genetik yapısı. Kişinin genetik yapısıyla virüsün genetik yapısı tam uyuşuyorsa o tam uyuşmuş virüs vücuda girdiği zaman aşırı bir viral çoğalma olur. Kalp kasında iltihaplanma iler derecede olursa tedaviye de cevap vermiyor. Bu durumda da hastayı kaybediyoruz. Uzmanlar özellikle bu süreçte kalp hastalarının ilaçları konusunda daha hassas olması gerektiğini söylüyor. Ve izole yaşamla başlayan hareketsizlik de kalbin düşmanı olarak nitelendiriliyor. Hareketsizliği düşman olarak niteleyen uzmanlar özellikle virüsü bahane edip hastaneden kaçan kalp hastalarına sesleniyor. Kalp hastaları bu süreçte ilaçlarını düzenli kullansınlar, şunu yapmasınlar. Ben hastaneye gidemem, koronavirüsü var, orada enfekte olurum. Mutlaka kalp hastaları kontrole gitmeleri gerekiyor. Özellikle kalp yetmezliği ve tansiyonu kontrol altında olmayan hastalar.